Babam ve oğlum, Bahtiyar Ölmez, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Barbaros Akdeniz'in Kılıcı gibi projelerde yer alan usta oyuncu Yetkin Dikinciler kimdir? Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kimsin sen de görmek istediğiniz isimleri yorumlara yazın. Yetkin Dikinciler, 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğu olan Dikinciler, okul çağına kadar baba mesleği nedeniyle Anadolu'yu karış karış dolaştı. İlkokulu Trabzon'da okuyan oyuncu, liseyi İstanbul Şehremini Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda, Yıldız Kenter'in davetiyle 3. sınıfta okulunu değiştirerek Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne geçti. Okulu 1993 yılında bitirdi. Konservatuvarda öğrenciyken Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başlayan oyunculuk macerası, sırasıyla 2 yıl Antalya, 4 yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve nihayetinde 1999 yılında tayinle geldiği İstanbul Devlet Tiyatrosu'yla devam etti. 1999 yılında Türk ve Yunan gençleri buluşturmak üzere düzenlenen tiyatro festivalinde sahne alınca, Aktis Tiyatrosu'nun dünyaca ünlü yönetmeni, Theodoros Terzopoulos ile tanışma ve çalışma fırsatı buldu. Ve Aktis Tiyatrosu'nun Türk konuk oyuncusu olarak Kolombiya, İspanya, Almanya gibi ülkeleri dolaşarak oyunlar oynadı. İlk filmi olan, Leopar'ın Kuyruğunu 1998 yılında Diyarbakır'da çekti. Devam eden senelerde 3 kişilik Aşk Gülizar, Kırık Kanatlar gibi projelerde yer alan oyuncu, 2005 yılında Çağan Irmak'ın ikonik filmi Babam ve Oğlum'da Salim karakterine hayat verdi. 2007'de Ulak ve Mavi Gözlü Dev, 2009'da Aile Saadeti, 2012'de Merhaba Hayat ve Çıplak Gerçek gibi projelerde yer aldı. 2014 yılında Muhteşem Yüzyıla Kara Ahmet Paşa karakteriyle dahil olan Dikinciler, 2015'te Nadide Hayatta Kaptan Yusuf, 2017'de Her Şey Mümkün'de İbrahim karakterine can verdi. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, Merhaba Güzel Vatanım, Bahtiyar Ölmez, Yeşilçam gibi projelerde oynayan Dikinciler, Kısasa Kısas, Müfettiş, Profesyonel ve daha birçok farklı tiyatro oyununda da sahnede yer aldı. Takdir toplayan oyunculuğuyla birçok ödüle layık görülen isim, şimdilerde TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda İshak Reis karakterine hayat veriyor. 1999 yılında evlendiği Esra Akkaya ile 2000 yılında yollarını ayıran Yetkin Dikinciler, yine meslektaşı olan Aslı Orcan ile 2014 yılında Dünya Evi'ne girdi. Çiftin Lal ismini verdikleri bir kızı bulunuyor. İşte hayat böyle deniyor, zaman her şeyi siliyor. Bravo.